Hazır mısınız? Demek mum boyaları yememiz gerekiyor. Siz ekrana bir bakın. Sıradaki meydan okumamız bu. Bununla ne yapmamız gerekiyor? Bunlar inek. Mükemmel olur diye düşünmüştüm. Bu adam çok tuhaf biri. Onun gerçek bir ressam olmadığını düşünüyorum. Hadi bu harika ineği çizmeye başlayın. Onun adı Daisy. Aa, Daisy çok tatlıymış. Aa, hadi başlayın. Hayır olmaz. Bu sınıfta yetkili benim. Aa, bir dakika. Mükemmel mi? Ha, şaka şimdi anladım. Maalesef etrafım aptallarla çevrili. Sana küçük bir numara göstereyim. Kağıda birkaç rakam çiziyorum. Sonra onları bir ineğe dönüştürüyorum. Sadece rakamları birleştirmem gerekiyor. Bu yüzde olacak. Şekli ortaya çıkmaya başladı. Gülen bir yüz olsun istiyorum. Sıra dönmesine geldi. Bu iki de kuyruğunun ucu olacak. Bayağı etkileyici, öyle değil mi? Renklendirince tıpkı Daisy'ye benzedi. Bir bakayım. Bundan da aynısını yapacağım. Bunu düşünmem gerek. Ha, buldum. Bu bant ruloyu kullanabilirim. Onu kağıda yerleştiriyorum. Ruloyu kullanarak daireler çizeceğim. Bu ineğimin kafası için taslak olacak. Şimdi ayrıntıları eklerim. Bu gözler içinde kaybolabilirim. Neyse, şimdi burnunu ve ağzını çizeceğim. Bu kesinlikle mutlu bir inek olacak. İçimde iyi bir his var. Bence bu en iyi işlerimden biri olacak. Şimdi sıra gövdesini çizmeye geldi. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Son olarak kuyruğunu çizeceğim. Artık ana hatların üzerinden geçebilirim. Dikkat çekici olmasını istiyorum. Bu gerçekten bir fark yaratacak. Sadece çizgileri takip etmem gerekiyor. Umarım Daisy'nin hakkını vermişimdir. Onun neşeli halini göstermek istedim. İşte süre doldu. Çizimlerinizi gösterin bakayım. Umarım beğenirsiniz. Kesinlikle bir inek. Bu yüzden sana hakkını vereceğim. Vay canın Alex, bu çok farklı. Zor bir karar olacak. Hemen döneceğim. Hey, bunu yapamazsınız. Biraz yardıma ihtiyacım var. Hangisini beğendin Daisy? Anlıyorum. Gerçekten mi? Çok ilginç. Düşünce tarzını beğendim. İkiniz de kazandınız. Vay harika. Adil oldu. Resim yapmak gibisi yok. Duyguları ifade edebilir, duygusal olabilir, bazen de tuhaf. Ama hangi fikirde olursan ol, hepimizin hayatında biraz renge ihtiyacı vardır. O zaman hadi resim malzemelerini ortaya çıkar, fırça ve kalemlerini kap. Eğlenceli renk meydan okuması başlıyor. Bu ne acaba? Çok heyecanlıyım. Şu ana kadar biraz hayal kırıklığı oldu. Evet, değil mi? Bu ses de ne? Sürpriz mi? Hala hiçbir şey yok. Hey, bekliyoruz. Bu bayağı havalıydı. Vay canına, açsak mı? Ben aldım. Hey, çek elini, bu benim fikrimdi. Alma. Çok kötüsün Chris. Baloncuklar. Umurumda değil. Ama güzelmiş. Deneyebilir miyim? Hayır. Lütfen. Çok eğlenceli. Hey, şuna bak. Bu bana bir fikir verdi. Harika olacak. Bir tuval al. Sonra boyayı uygulamak için rulo kullan. Bütün tuvali kaplamalısın. Şimdi bir kahve bardağı al ve beyaz boyaya batır. Sonra tuvale bastır. Hayal gücünü istediğin kadar kullanabilirsin. Şimdi dairelerin içini boyamaya başla. Daha gerçekçi görünmesi için farklı renkler kullan. Baloncukların içindeki ışığı yakalamaya çalışıyoruz. Bu iyi görünüyor. Şimdi sıra biraz daha ince ayrıntılarda. Müthiş oldu. Tam bir sanatçıyım ben. Hey Chris, benim de kendi baloncuklarım var. Ne? Kıskandın mı? Bana verir misin? Hadi değiş tokuş edelim. Ver bana, vay canına. Baloncuklar nerede? Bu boş, bu haksızlık. Bütün baloncukları üflediğimi söylemeyi unutmuş muyum? Hiç komik değil. Pekala, sıradaki meydan okumaya geçelim. Aman tanrım, tek boynuzlu at. Çok mutluyum. Ay, biraz sakin ol. Yeni insanlarla arkadaşlık etmeliyim ha. Sen ne yapıyorsun Chris? Ben gökkuşağı ülkesinin hükümdarıyım. Tabii. Bu bayağı değişik olmuş.
Ah, dur, her şeyi bozacaksın. Hadi çarkı çevirelim. Bu muhteşem. Eller yok mu? Sorun yok. Hadi bakalım. Ellerimi arkaya koyuyorum. Bu aslında iyi bir fikir. Bunun daha zor olacağını düşünmüştüm. Fena değil. Bitti. Ne düşünüyorsun? Yani yapmışsın bir şeyler. Sen sanattan ne anlarsın ki? Sana nasıl tek boynuzlu at çizileceğini göstereceğim. Önce ölçeğini bir ayarlamalıyım. Ha evet, ben her zaman ölçeği ayarlarım. Kesinlikle bir tek boynuzlu at. Bu ne yapıyor şimdi? Sanırım bir planım var. Bu işleri kolaylaştıracak. Bir sayfa kareli kağıt al ve tek boynuzlu at çizmeye başla. Bu adımda henüz biraz tuhaf görünebilir ama bize güven. İyi görünüyor. Sınırları tamamlayınca ortasını doldurmaya başla. Bu çok ayrıntısı olan bir şey çizmenin gerçekten iyi bir yolu. Kareli kağıt kullanmak resmin ölçeğini ayarlamaya yarıyor. Hem de resim yapmayı kolaylaştırıyor. Şimdi bunu biraz renklendirme zamanı. Keşke boyamak bu kadar kolay olsaydı. Şimdi boynuzuna daha fazla renk verelim. Ne yaptığımızı biliyoruz demiştim. İşte kendi tek boynuzlu atım. Şuna bak. İyi değil mi? Bunu nasıl yaptın? Yani benimkinin renkli saçları var. En azından denemişsin. Biliyorum. Bunun hakkında içimde iyi bir his var. Bir kalp, ne sevimli. Hadi çarkı çevirelim. Baş parmak savaşında çok iyiyimdir. Evet, kazandım. Çok az kalmıştı. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Kağıt yok mu? Nasıl resim yapacağım o zaman? Sanırım bunun bir çaresini bulmalısın. Şunu izle. Ortadan aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve bir tane daha. Sonra üstte ve altta da birkaç çizgi. Şimdi kalbin yanlarını çizelim. Kurşun kalemle çizdiğim çizgiler sonra mürekkep kullandığımızda bize çok yardımcı olacak. Ana şekil tamamlanınca kenardaki yardımcı çizgileri silgiyle hafiflet. Sonra bir gazlı kalem alıp çizgilerin üstünden git. Bu çok güzel, üç boyutlu bir etki yaratacak. Şimdi biraz boyayalım. Çizgilerin içinde kalmaya özen göster. Bu da bitince kenarların içine gölge vermeye başla. Normal bir kurşun kalem burada işini görür. Nerede gölge olması gerektiğini düşünüyorsan orayı boya. Ya da ışığın nerede farklı olacağını düşünüyorsan. Bu kalp çizmenin farklı bir yolu ama çok etkileyici. İşte bu kadar. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Yani bu iyi. Ben ne kullansam? Buldum ellerimi. Bu bayağı basit oldu. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Buldum. Küçük bir kalp. Ha? Bu nasıl? Bu bir kalp. Yo, değil. Pardon. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Bence vazgeç. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Hadi parmaklarım, beni yarı yolda bırakmayın. Sanırım buldum. Sadece kırmızı bir kalem lazım. Bir parmağını öbürünün üstüne koy. Sonra bir kalp çiz. Sonra da kırmızı kalemle içini doldur. Hiç de fena olmadı. Hoşuma gitti. Hatta bayıldım. Ama işim bitmedi. Şimdi buna bir de gülen yüz ekleyelim. Ve gerçek aşk için bir tane daha lazım. Ne romantik bak. Gerçekten mi? Ay ne tatlı. Bekle, bir fikrim var. Bozma ama. Harika olacak. İşte kucaklaşıyorlar. Ay ağlayacağım galiba. Ne tatlı. Acaba hangi rengi seçsem? Mavi mi yeşili mi? Şuna bak. Onu seviyorum. Sonra seni rüyamda göreceğim. Bir salyangozu, çok havalı. Çarkı kim çeviriyor? Ben kazandım. Üf, kazanacağımdan emindim. Hadi. Eller yok mu? Yine mi? Pekala, sanırım bunu yapabilirim.
Hadi bakalım. Belki yardımcı olabilirim. Hey! Yanlış yapıyorsun. Ama nasıl? Neyse, bir deneyeyim bari. Gözlerini kapat. Ne tuhaf davranıyorsun. Ha, neyse. Neyse ki göz bantım yanımda. Nasıl görünüyorum? Mükemmel. Göründüğünden daha zormuş. Muhteşem seni. Yani çok iyi bir iş çıkarıyorsun demek istedim. Ay onu öpmeliyim. Bir dakika. Bunu unutmayayım. Şaka mı bu? Buna 20 dolar saydım. Çok saçma. Ama aslında çabuk olsam iyi olacak. Çekil şuradan. Kalemim varsa pahalı çiçeklerine gerek var. Kendine bir tane yap yeter. Hem böyle daha romantik. Bir de sap çizdim mi tamamdır. Umarım beğenir. Ne çizdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında bayağı güzel. Yani salyangoz olmuş işte. Ben de sana resim yaptım. Benim için mi? Sen bir gülden daha güzelsin. Aa, beni mahcup ediyorsun ama bu çok romantik. Sanat... Eline sağlık Chris. Peki ya benimki? Hangisi bir çizim bulabilir misiniz? Bu değil. Şu ikisi de gidebilir. Hadi yeşil de alalım. Mor kalem de değil. Kandırdım. En başından beri gözünüzün önündeydi. Çok akıllıca Luna. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hocam şuna bakın. Ya yine mi? Neredeyiz biz? Bir resim yarışması yapmamız lazım. Gerçekten mi? Burası sınıfımız değil ki. Bence eğlenceli olacaktır. Hadi tekerleği çevirelim. Ben çevirmek istiyorum. Misafir benim. Benim fikrimdi. Bırak yoksa... Durun dedim. Bozacaksın. Aa, şuna bak. Sanırım bir gül çizeceğiz. Bu da ne? Hanımlar, iki güzide çiçeğe bir zarif gül getirdim. Tuhaf. Güzelliğiniz karşısında eridim bittim. Sevdim seni. Yarışmalar başlasın. Sonunda. Yok artık. Bir durun. Odaklanmam biraz zor olacak gibi. Zaten sanki bir sanat eserine bakıyorum. Öyle derler hep ama bilemedim. Ne fevkalade bir bıyık. Cidden mi? Hey! Hıhı! Bir yarışmadasınız unutmayın. Ah evet haklısın. Bu pek de güle falan benzemiyor. Ama biraz toparlarsam kalbin içine birkaç tane üçgen ekleyeyim. Gül yapraklarına benzesinler. Şimdi de gülüm kalanını çizeyim. Güzel gidiyor. Yaprakları ekleme zamanı. Kökünü de unutmamalıyım. Ben bitirdim. Güzel bir şey çıktı. Güzel. Bu da benimki. Minimalist oldu. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Çok güzel. Sen kazandın. Evet biliyordum. Ödül ne? Sen mi? Sevgiyle taşıyacağım. Müthiş kokuyor. Sizi seçeceğim belliydi. Ah, o kadar kıskanma. Acaba sırada ne var? Dur bakalım ben çevireceğim. Nerede duracak? Oo, küçük bir kuş. Ne tatlı. Hadi bakalım başlayalım. Peki peki. Boyayla aram pek yok. Ama bir deneyebilirim. Doğada olduğunu hayal etmen lazım. İşin sırrı bu. Bu kırmızı iyi olur. Oh, hayır. Felaket oldu. Oh, daha da kötüye gidiyor. Oh, elime bakın ya. Yapacak tek şey kaldı. Sabotaj. Hayır. Bak ne yaptın. Siz de kağıdı hareket ettirmeseydiniz. Şuna bakın. Onda benim suçum mu yani? Ah, hayır. Dur bakalım. Bu gereksiz barbarlık bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Şuraya biraz siyah boya koyayım. Bir de gaga çizeyim. Sonra da bacaklar. Kuşa benzemeye başladı. İşte küçük tatlı bir kuş. Senden de aldığım yardımla. Buna hile
böyle denir. Ama ben bayıldım. Benimki o kadar güzel değil. Bakayım. Aa, ısrar ediyorsanız. Bence net bir kazananımız var. Evet. Oh, selam ufaklık. Çizgi film prensesi gibiyim. Vay. Oh, dokunabilir miyim? Kış, kış. Git kendi kuşlarını al. Bu hiç hoş olmadı. Bir sonraki turdayız. Seni mahvedeceğim. Ay, sakin olun. Peki, ama sanatımı çok ciddiye alırım. Hadi tekerleği çevirelim. Acaba şanslı mıyım? Oo, ilginç. Hadi ama, bunu bir yarışma sanmıştım. Oh, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Haniymiş özgüveniniz? Başlayalım bakalım. Belki biraz Luna'ya bakabilirim. Bu sefer kopya çekemezsiniz. Biraz toz varmış. Bak, devam et. Toz, tabii ya. Bir Y çizerek başlayacağım. Şimdi de parmakları ekleyelim. Sonra da diğer parmaklar ve elin kalanını. Sonunda bir kalp. Bitirdim. Bayağı benzemiş. Ne düşünüyorsunuz? Olmuş yani sanırım. Bu da benim eserim. Sanırım bu turu ben kazandım. Evet. Tebrikler. Ha, ödül mü vardı? Luna, lütfen. Ah, çok romantik. Ama ben çok yalnızım. Tekerlek çevirme sırası bende. Ha, ne? Peki, neyse. Doğru yapmaya dikkat et. Köpek mi? Çok da zor olmasa gerek. Korkmuş mu olmam lazım? Halledeceğim. Demek bir köpek. Aa, nereden başlasam? Hayvansever olmam işe yarayacak. Daire çizerek başlayacağım. Peki şimdi. Sırada ne var? O ne yapıyor? Bu nasıl köpek? Buldum. Birkaç ufak daire çizeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi de birkaç yarım daire. Tabii burun ve gözleri de lazım. Birkaç da detay ekleyeyim. Bir tek kuyruk kaldı. İşte küçük tatlı köpekçik. Harikulade oldu. Oo, nasıl yaptın bunu? Çok akıllıcaymış. Sizin çiziminiz nasıl? Sanat öznel bir olgudur, unutmayalım. Gözlerini kısıp şöyle bakarsan köpeğe benziyor. Ay, kötü olmuş. Bakalım kim kazanmış? Vay, şuna bakar mısınız? Çok mutluyum. Köpek mi kazandım? Tatlı bir köpüş isterdim. Ne oldu? Bu kadar mı? Tatlıymış ama gerçeğini tercih ederdim. Ben alırım. Alabilirsiniz. Bakalım tekeri kim çevirecek? Peki, tamam. Yuhu, ben kazandım. Tekeri ben çeviriyorum. Dur, makas kağıdı kesmiyor muydu? Ah, bir tavşan. Bunu severek yapacağım. Makasın kağıdı yendiğine eminim. Dur bakalım. Bunlar tavşan kulağı gibi. Bir fikrim var. Çizmeye başlayacağım. Bununla çok kolaylaştı. Şu vücuda olacak. Ve şunlar da ayakları. Her tavşanın bir havucu vardır. Gözlerle ağzını da yapayım. Bu pembe kulaklara mükemmel oldu. Şimdi de ağız. Havucu da boyayayım. Biraz da yeşil. İşte tavşanımız. Gayet güzel oldu. Vay, etkilendim. Hızlı olmam lazım. Maske altında çalışamıyorum. Hiç değilse havucu oldu. Oho, yine kazandım. Hep ben. Bir dakika. Bu ne? Bir sürü havuç mu? Kaybettiğime çok da üzülmedim. Karanlıkta görmeye başlarsınız artık.
Acele et, umarım hoşuna gider. Vay canına, pekala. Tamam, ben hazırım. Vay canına, bu bir gökkuşağı, müthiş. Oo, bu çok güzel renkmiş. Bununla başlıyorum. Bu rengi daha büyük fırçayı boyamak için kullanacağım. Daha sonra da maviyle boyayacağım ve sonra yeşili, sarı ve açık maviyle boyayacağım. Bu fırçanın üstüne gökkuşağının bütün renklerini süreceğim ve şimdi sıra boyayı kağıdın üstüne uygulamak. İşe yarıyor, şu renklere bakın. Mükemmel, aynen böyle, iş bitti. Yaşasın, gökkuşakları hoşuma gidiyor. Ah, bu gökkuşağını yapmak neden bu kadar zor? Ne çok renk gerekiyor. Nasıl hemen bitirdin? Of, her neyse. Kendini çok iyi sanıyor. Bir saniye, işin sırrı bu. Ver şunu bana. Hey, neler oluyor? O benim. Kendininkini kullan. Benim fırçamı çalmaya çalışma. Sanat hırsızı seni. O olamaz. Çok yukarı uçtu. Neler oluyor? Sihirli bir şey yapıyor. Vay canına, bu harika bir disko topu. Şu parıltılara bak. Şimdi dans zamanı. Huu, gökkuşağı tiyoları her zaman çok harikadır. Bu iki tek boynuzlu bugün bu törende evlenmeyi kabul etmiştir. Seni seviyorum. Ha, tanrım, bu çok güzel. Eğer kimsenin bir itirazı yoksa yüzüklerinizi takabilirsiniz. Yüzük tabii. Aman tanrım, nerede ki bu? Cebime koyduğumdan eminim. Hey, burada acil bir durum var. Benim yüzüğüm yok. Burada neler oluyor? Ha? Amanın, yüzüğü yok. Bir dakika, ben bir şeyler düşüneceğim. Aha, hayallerimin düğünü mahvoluyor. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Kolyem. Bana bir saniye izin verin. Elimde boncuklarla saç düzleştiricim var. Bu fırın kağıtlarının düzleştiricinin sıcak kısmına geçiriyorum. Güzel. Şimdi boncukları düzleştiricinin kollarına dizip araya sıkıştıracağım. İşte oldu. Boncuklar sıcakta erimeye başladı. İşte oldu. Eriyip yassılaştılar. Şimdi bunları yuvarlayıp yüzük haline getiriyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi bunu parmaklarıma takacağım. İşte böyle. Çok iyi gidiyor. Her biri parmaklarıma çok iyi uydu. Ben bir dahiyim. Artık bu düğünü kurtarmanın zamanı geldi. Şişt, al bakalım. Evet, tamam, yakaladım. Vay canına, bu bir gökkuşağı yüzüğü, harika. Tamam, yüzüğü takmaya hazırım. Şimdi şunu parmağına takayım. Seni asla yarı yolda bırakmam. Pekala, artık evlisiniz. Oho! Düğünümüz bir harika. Bu DJ de bayağı iyiymiş. Ah, ne güzel bir gün. Güneş pırıl pırıl ve sıcacık. Bugün harika bir gün olacak. Ne güzel. Ne güzel. Bir kova dolusu patlamış mısır. Kokusu da çok güzel. Acele et. Bu hava kabus gibi. Çok kötü. Bugün çok kötü bir gün oluyor. Ruh halim hiç iyi değil. Vay canına. Bir sakinleşir misin? Patlamış mısırlarım etrafa saçıldı. Hadi al biraz şundan. Vay, demek o derece. Ne yapabilirim? Buldum. Seni bir muayene etmek için doktorluk becerilerimi kullanayım. Şaka mı bu? Sen gerçek doktor değilsin ki. Bana yardım etmek için yapabileceğin bir şey yok. Moralim bozuk. Senin kalbin kırık ve kötü. Seni neşelendirmem lazım. Hadi mutlu ol. Burada neler varmış? Bonibon. Bir saniye. Sanırım şu an çok iyi bir planım var. Şimdi planıma patlatmalık mısır taneleriyle başlamam gerekiyor. Bu kadar yeter. Bunların içine biraz da bonibon dökeceğim. Tamam, güzel. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp biraz ısıtacağım. Şekerlemeler erimeye ve mısır taneleri patlamaya başladı. Pekala, bir bakalım. İşte harika bir patlamış mısır oldu. Bu herkesi mutlu eder. Hey, bak, sana özel patlamış mısır yaptım. Bu nedir? Bunu nasıl yaptın? Çok iyi kokuyor. Pekala, bir tadına bakayım. Uf, bu ne? Vay canına. Ağzımda sanki bir gökkuşağı var. Kalbim şu an çok daha mutlu. bunun işe yarayacağını biliyordum. Onun için çok mutluyum. Aman tanrım. Bu dans yarışması yüzünden çok huzursuzum. Hey, zamanımız daralıyor. Sıradaki gelsin. Hadi, sen başarırsın. Yapabileceğinden eminim. İyi şanslar. Pekala. Hazırım. Hadi bakalım. İşte dans ediyorum. Donup kalmıyorum ya da hata yapmıyorum. Vay canına, çok iyi dans ediyor. Evet, başardın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tamam. Çok iyi iş başardın. Finallere kaldın. Yaşasın. Buna inanamıyorum. Başardın. Aynen düşündüğüm gibi. Teşekkürler. Pekala, işte ben geldim. Hadi bunu başarabilirsin. Pekala, ona şimdi bu figürü göstereceğim ve sonra bunu. Evet, büyük bitiş hareketi ve tada.
Oh, hiç güzel değildi. Evet. Lütfen sahneyi terk et. Oh, olmadı. Olamaz. Hadi ama ağlama, çok iyiydin. Ya ben berbat bir dansçıyım. Hayır, böyle konuşma. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi üstünü başını biraz düzeltelim. Hey, bence bayağı iyi oldun. Ama beni aynen kendin gibi giydirdin. Haklısın. Sanırım sana bir şey daha lazım. Saçlarına bir şey yapmamız lazım. Oh, anladım. Evet, tamam, hadi o zaman. Bu mavi tepeşirle başlayacağız. Ucunu biraz ıslatalım. Şimdi bunu saçlarının ucuna süreceğiz. Vay canına, harika oluyor. Sen muhteşemsin. Çok güzel. Gökkuşağı saçlarını yapmanın bu kadar kolay olduğunu kim bilirdi ki? Tamam, yeni görünümümle bir kez daha denemeye hazırım. Oh, vay canına. Şuna bakın, çok iyi dans ediyor. Görünümüne de bayıldım. Pekala, bir sonraki tura kaldın. Yaşasın, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Oh, aman tanrım, şuraya bak, işte geliyor. Bu tarafa bakıyor. Selam. Oh, bana neredeyse hiç bakmadı. O buraya mı bakıyor? Bakmıyor mu? Güzel. Bir dakika, benim bir fikrim var. Hey, buraya gel. Şimdi planımı iyi dinle. Oh, vay canına, tamam, hadi yapalım. Sonuna kadar varım. Pekala, şimdi böyle başlıyoruz. Böyle bir plastik kalp şeklinde kalıba ihtiyacımız var. Şimdi bunu bu kırmızı renkle dolduruyoruz. Sonra bunun üstüne pembe döküyoruz. Çok iyi görünmeye başladı. Şimdi de üstüne sarı ekliyoruz. Sonra üstüne yine pembe döküyoruz. Ve sırada mavi var. Bayıldım. Bir kat daha ve sonra bu yeşili döküyoruz. Artık kalıp tamamen doldu. Şimdi sertleşmeye bırakıyoruz. Pekala, şimdi bir tabağa ihtiyacım var. Sonra bunu ters çeviriyoruz. Ve sonra dolguyu kalıptan çıkarıyoruz. Şu katmanlara bak, çok güzel görünüyor. Tamam, kalbim hazır. Çok heyecanlıyım. Ama bir denemem lazım. Tamam, bugün artık harekete geçmem lazım. Of, çok heyecanlım. Hayır, uzaklaşma ondan. Selam, ben bunu senin için yaptım. Nasıl yani? Sen de mi bana bir kalp yaptın? Buna inanamıyorum. Aa, onların adına çok mutlu oldum şimdi. Hey, ne haber? Vay canına, saçına bak. Saçlarına yaptığın şeye bayıldım. Ha? Orada ne yapıyor? Hey, bakın, yeni bir kaykay aldım. Nasıl yani? Benim yerim onunla ilgileniyor. O zaman bir tek boynuzlu büyüsü uygulayayım. Evet, teşekkürler, kendim süsledim. Vay canına. Oo, kaykayıma ne oldu şimdi? Evet, çok iyi işe yaradı. Artık onunla ilgilenmiyor. Oo, demek o yaptı. Bu kapışma demektir. Ona gününü göstereceğim. Bu sefer kaykayımı daha da güzel süsleyeceğim. Kırmızıyla başladım ama tek renk bu olmayacak. Evet, şimdi harika görünüyor. Ama şimdi başka bir şeye daha ihtiyacım var. Buna biraz tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bu çok güzel olacak. Tamam, bu yeter. Şimdi sırada siyah sprey boya var. Şimdi bütün kaykayı siyahla kaplayacağım. Sonra da köpüğü suyla durulayacağım. Su bütün köpüğü götürecek. İşte tertemiz oldu. Kaykayımın işi bitmiştir. Hey, kaykayın nasıl olmuş? Yok artık, bunu nasıl yaptın? Bye. Çok acayip olmuş, süper. Of, çok sıkıcı görünüyoruz. Ne kötü. Ay canına. O da ne, neler oluyor? Ah, bir sürü renk, doğruca yüzüme geldi. Ah, hala geliyor, bu gelen mavi. Vay canına, bu da neydi böyle? İnanılmazdı. Üstümüz başımız rengarenk oldu. Resim yapmaya bayılıyorum. Huzur veriyor ve çok harika bir şey. Şimdi pembeyi kullanacağım. Pembe rengi çok güzel. Ah, görünüşe bakılırsa bir mesaj alıyorum. Bir bakalım. Ah, gökkuşağı partisi mi? Bu harika. Pekala, giymek için doğru dürüst bir şey bulmam lazım. Bu ne? Resim fırçasıymış. Pekala, gardırop, benim için neyim var bakalım? Uf, bu güzel değil. Hiç renk yok. Aa, o zaman ne yapacağım? Gökkuşağı gibi olmam lazım. Aa, bir dakika, boyalarım. Bunların hepsi rengarenk. Bunlarla kesin bir şeyler yapabilirim. Ben bir dahiyim. Pekala, gökkuşağına bürünme zamanıdır. Biraz boyaya ve biraz fırçaya ihtiyacım olacak. Bütün renkleri tek seferde yapabilirim. Şimdi bu renkleri gözlerimin üstüne süreyim. Renkleri değiştirip alta süreceğim. Çok güzel oldu.
Ama bu bir gökkuşağı partisi. Daha fazla renk lazım. Bu bölüm için daha büyük fırçalara ihtiyacım var. Tamam, boyamaya hazır. Bu renkler zaten fırçanın üstünde. İşte böyle bu renkleri dudaklarımın üstüne sürüyorum. Bir sonraki aşama bu yeşil maskara. Çok eğlenceli. Rengin kirpiklere geçmesini sağlamam lazım. Evet, kaşlarımı da boyayayım. Bu renk turuncu. Bu sayede onlara şekil de verebilirim. Bayağı güzel görünüyor. İşte böyle birazcık daha. Bitti. Birazcık da yüzümü boyayayım. Aman tanrım, bu mavi çiller müthiş oluyor. Keşke hep böyle mavi çillerim olsa. Tamamdır, gökkuşağı makyajımın nihayet sonuna geldim. Bu da nedir? Şu ışıklara bak. Vay canına, gökkuşağı partisi ve çok da canlı. Vay canına, makyajın harika. Kendin mi yaptın? Çok eğlenceli, gökkuşağı partisi için harika bir seçim. Su yeterince ısındı. Artık çorbamı içebilirim. Bütün gün bunu bekledim. Bu çok güzel ve rahatlatıcı. Şimdi televizyonda seyredecek ne varmış bir bakalım. Başka bir şey deneyeceğim. Herkese selam. Bugün size yeni evimi göstereceğim. Hadi benimle gelin. Bu parti salonum. Burada günde 24 saat DJ bulunuyor. DJ mi? Eminim çok eğlencelidir. Televizyonum yine saçmalıyor. Hadi ama. Ve bu yeni bilgisayarım ve direksiyonumun olduğu yeni ofisim. Evet doğru. Ben harikayım. Yoğun bir günün ardından gevşemek istediğimde banyo yapmayı severim. Vay. Çok sıcak. Ve yatmaya hazır olduğumda üstümü parayla örtüyorum. Yok artık. Bunu seyretmeye bir son vermem lazım. Keşke benim de hayatım böyle olabilseydi. Şimdi üstüm başım çorba olduğu için yıkanmam lazım. Keşke baloncuklar çıkaran o banyo bombalarından olsaydı. Bu sert süngerle kendimi bir ovalayayım. Uf ya, şimdi de sabunu düşürdüm. Pekala, sabun neredesin bakalım? İşte oradan, gel bakayım buraya. Of, o harika rengarenk banyo bombalarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Bir saniye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tamam, işe boş bir kaseyle başlayacağım. Bu boş kaseye karbonat dolduracağım. Bu kadar yeter. Şimdi buna biraz limon tuzu da eklemem lazım. Sırada Hindistan cevizi var. Bu yağ her zaman iyi gelir. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırayım. Bu tozların hepsi şimdi biraz sofaklanıyor. İşte böyle. Bu büyük olanın yanına küçük kaseleri de katıyoruz. Bunları biraz renklendirmem de gerekiyor. Çünkü karışımın güzel görünmesini istiyorum. Şimdi karıştırmak biraz zorlaştı ama iyice karıştırmam lazım. Sırada silikon buz kalıbı var. Büyük kaseyi de unutmayalım. Onu da kendi kalıbına döküyoruz. Bu kaşıkla tozu kalıba koyuyoruz. Tamam. Şimdi buna da biraz boya ekliyoruz. Sonra bunun üstünü yine beyaz tozla kaplıyoruz. Güzel, biraz daha ekleyip üstüne hafifçe vuruyoruz. Şimdi karışım sertleşsin diye bunun üstüne biraz da antiseptik püskürtüyoruz. İşte oldu. Şimdi bunu kalıbından çıkaralım. Güzel, artık bulut şeklindeki banyo bombasını kullanabilirim. Ve bu banyo bombası daha bile iyi oldu. Çünkü onu ben kendim yaptım. Hadi şunu suya atalım. Ne güzel baloncuklar çıkmaya başladı. Bak, gökkuşağı renkleri ortaya çıkmaya başladı bile. Bütün bu renkler beni mutlu ediyor. İyi ki üstüme çorbayı dökmüşüm. Ne harika bir gün. Hey, neler oluyor? Neredesin? Çok üzgünüm. Yoldayım, geliyorum. Ay vah, şu renklere bak. Bense baştan aşağı beyazım. Beni içeri alacaklarını hiç sanmıyorum. Of, çok fena oldu bu. Bir dakika, oradaki sen misin? Hey, beni görebiliyor musun? Hemen çabucak bir şeyler yapmam lazım. Saklanabileceğim bir yer var mı acaba? Bu çöp kutusu mesela. Bu çok kötü ama elimdeki tek şey de bu. Pekala, işte içine giriyorum aynen. Çöp kutusunun içine. Sanırım yanlış gördüm. Of, az kalsın yakalanıyordum. Neredeyse beni görüyordu. Burası çok iğrenç. Of, neler oluyor? Sanat kariyerim resmen sona erdi. Bunun içinde ne varmış? Yok artık, sim varmış. Tamam, şimdi bir tabak alıyoruz ve içine sim döküyoruz. Bu kırmızı çok güzel, bunu şerit halinde döküyorum. Sırada altın rengi sim var. Bunun hepsini boşaltıyorum. Üçüncü renk yeşil, muhteşem oluyor. Ve sonra diğer renkleri de döküyoruz. Şimdi elimi bunun üstüne bastırıyorum. Şuna bak, pırıl pırıl parlıyor. Çok ışıltılı. Pekala, çöp kutusundan çıkayım artık. Sıra ellerimde. Olay budur. Eğlenceli bir gözlük görüntüyü tamamlayacak. Artık partiye gitmenin zamanı geldi. Özellikle de bu kadar geç kalmışken. Hayatım, gelmem bu kadar uzun sürdüğü için çok üzgünüm. Beni bu kadar beklettiğine inanamıyorum. Evet ama tişörtüme bak. Bunu tamamen kendim yaptım. Bir dakika, bunu sen mi yaptın? Yok artık, çok etkileyici.
Hey, biz partiye girmeye hazırız. Size şöyle bir bakayım. Pekala, tamamdır. Yarışmacılarımızın neler yaptığını göreceğim için çok heyecanlıyım. İşte elinde tabağıyla ilk yarışmacımız da geldi. Pekala, bize neden pişirdiğin şeyi göstermiyorsun? Evet, tamam. Ben en sevdiğim tatlıyı yaptım. Yani muzlu meyve partisi. Bu da nedir? Gördüğünüz üzere ben özellikle tabağıma odaklandım. Renklerin, tatlının şekliyle dengelenmesini istedim. Evet de bu sonuçta çoğunlukla meyve ile şekerlerin bir araya gelmiş hali. İşte puanın. Ne? Pardon, bu puanlar şaka mı? Pekala, bir sonraki yarışmacı lütfen. Selam selam, işte bu da benim tabağım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben aşçılık hikayeme genç yaştayken başladım. Evet, tamam, pişirdiğim şey mi? Tabii ki, işte karşınızda. Ben karamel soslu naneli marshmallow yaptım. Ne? Buradan neredeyse hiç göremiyorum. Çok ufak bir şey. Of, bir de hala konuşuyor. Çok yorucu. Ne? Bana bu puanlarımı layık gördünüz. Of, bu giderek hayal kırıklığı yarışmasına dönüşmeye başladı. Endişelenmeyin, ben iyiyim arkadaşlarım. Ama sanırım yaptığım şeyi siz anlamadınız. Selam, ben de yarışma için gelmiştim. Bir çocuk mu? Gerçekten mi? Çoluk çocukla yarışmamız mı bekleniyordu bizden? Her neyse, işte benim yaptığım şey. Vay canına, bu harika bir gökkuşağı pastası. Son derece muhteşem görünüyor. Gökkuşağı rengindeki şekerli karışımı yapmak çok kolay. Farklı renklerdeki karışımı alıp streç filminin üstüne şeritler halinde diziyoruz. Tabii istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. İşte böyle, ben sırayı morla tamamlayacağım. Bunu streç filmle yuvarlayacağım. Sıkı bir şekilde yuvarlıyorum ama birbirlerine karışmamalar için çok bastırmıyorum. Bitince uçlarını kesmek için bir makas kullanıyorum. Bunu dışarı sıkmak için de bu torbanın içine koyuyorum. Tamamdır, sonunda süsleme aşamasına hazırız. İşte gökkuşağı renginde karışımımız geliyor. Harika, işe yaradı. Pastanın kenarlarının görüntüsüne bayıldım. Birazcık daha ekleyeyim, kenarlar tamamdır. Şimdi de ortaya biraz sıkmam gerekiyor. Bu sonuçta bir yarışma, o yüzden güzel süslenmiş olmasına dikkat etmeliyim. Tada, işte pastamın son hali. Hoşunuza gitti mi? Bu çocuk böyle bir şeyi nasıl yapmış olabilir? Çok anlamsız. İşte puanın. Yaşasın. Ne? Şaka mı bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Ne ürkütücü. Mindy, burada mısın? Mindy, hadi cevap ver. Umarım gelir. Gözlerim. Demek geldin. Tabii ki geldim. Seni çok özledim. Senden ayrı kalmaya dayanamıyorum. Böyle gizli gizli buluştuğumuza inanamıyorum. Bütün gün bu anı bekledim. Ben de. Bağıralım bakalım, okulda öpüşmek yasak. Şunu kulağımdan çekseniz nasıl olur? Ne dedin sen? Megafondan bir şey duyamadım. Kuralları biliyorsunuz, okulda sevgili olmak yasak. Güvenlik buraya gel. Çabuk. Al götür şunları. Tamam, hallediyorum. İşimi çok seviyorum gerçekten. O zaman yapacak tek bir şey var. Umarım işe yarar. Çabuk olmam lazım. Neredeyse bitti. İşte oldu. Ne? Neredeyiz biz? Bak. Resim yarışmasına hoş geldiniz. Çok harika değil mi? Gerçekten mi? Sen. O taç sana çok yakışmış. Öyle mi düşünüyorsun? Utandırıyorsun beni. Artık kur yapmayı kesseniz. Sana bir şey vereceğim. Hadi yakala. Seni seviyorum. İşte yakaladım. Çok tatlı bir çocuk. Yarışmaya başlayabilir miyiz artık? Çok harika biri değil mi? Bir dakika, neler oluyor? Üzgünüm ama buna bakmam lazım. Nereye gidiyorsun? Gerçekten biz niye buradayız? Şu an sınavlara not veriyor olabilirdim. Sanırım buna ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Aramızda özel bir şey var sanmıştım. Bunu nasıl yapar? Nasıl yani? Birlikte çok mutlu olabilirdik. Erkek çocukları hep aynı işte. Evet ama tuvalet kağıdımın hepsini bitirdin. Bunu daha sonrası için saklıyordum. Bir fikrim var. Bu kartonu hafifçe sıkıp kalp şeklini veriyoruz. Sonra kırmızı boyanın içine batırıp ucunu bu şekilde boyayla kaplıyoruz. İşte hiç fena olmadı. Bak, damga gibi oldu. Şimdi bunu boş bir kağıda bastırabiliriz. Kartona bu şekilde hafif bir baskı uyguluyoruz.
İşte gördüğün gibi güzel bir kalp yaptık. Aynısından birkaç tane daha yapıyoruz. Üstüne birkaç kez bastırıp çizgileri kalınlaştırıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu yaptığıma inanamıyorum. Yeter ki ağlamayı kessin. Her neyse bitti zaten. Her şey bana aşkı çağrıştırıyor. Kalbim çok kırıldı. Hiç mutlu olamayacak mıyım? Ha? Neler oluyor? Bir bakayım şuna. Kağıdı mahvediyorsun. Ama bu benim hatam değil ki. Sanırım acımı resmi yapmak için kullanabilirim. Hadi bir deneyeyim. Su damlacıklarının içine bu kalple çizerek başlıyoruz. Damlacıkların içine daha önce boya katmıştım. Bence böyle daha güzel görünüyorlar. Sanırım bitti. Çok içime sindi doğrusu. Ne düşünüyorsun? Vay canına, çok güzel olmuş hayatım. Bayıldım. Bu turu sen kazandın. Şaka mı bu? İyi de bir şeyler ortaya çıkaran bir eleme. O sadece ağladı. Ne? Siz mi kazanmalıydınız yani? O zaman size de bravo. Şimdi kendinizi daha mı hissediyorsunuz? Her neyse canım. Of, çok yoruldum. Şimdi ne yapıyoruz? İyi bir maniküre ihtiyacım var. Şaka yapmanın tam sırası. Çok güleceğiz şimdi. Hadi yakala şu lazeri. Ha? Neler oluyor? Tuttum işte. Son anda kaçtı. Kes de şunu. Olmaz. Şu anda çok eğleniyorum. Artık yeter. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Şu defteri kullanabilirim. Sayfanın kenarına bu insan şeklini çizerek başlıyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Şimdi size gösteririm. Ama önce bitirmem lazım tabii. Sayfayı çeviriyoruz ve sonra yine bir insan çiziyoruz. Yalnız bu sefer birazcık farklı bir pozisyonda çiziyoruz. İçini boyamayı da unutmuyoruz. Her sayfaya aynı şeyi yapıyoruz. Her sayfada karakterin hareketlerini hafifçe değiştiriyoruz. İşte böyle görünmesi lazım. Dans ediyor bakın. Bir dakika, bir şeyler oluyor. Kolum kontrolden çıktı. Kes şunu. Ama çok harika. Ne güzel dans figürleri öyle. Hiç komik değil. Aynı figürde değilim. Artık dayanamıyorum. Kes şunu. Peki, artık dersinizi aldınız sanırım. Nihayet. Çok yoruldum. Ben de sana bir oyun oynayayım da gör. Ne yapacağımı biliyorum. Ödeşme zamanı. Bir R çizerek başlıyoruz. Sonra altına bir çizgi ekliyoruz. Dışarı taşırmadan içini sarıyla dolduruyoruz. Şimdi sıra bir sonraki kısımda. Buraya Mindy'yi çiziyoruz. Sonra kollarını ve bacaklarını ekliyoruz. Daha sonra saçını boyuyoruz. Bence ona çok benzedi. Peki, elma yanakları ne demeli? Botlarını da unutmuyoruz tabii ki. Çok şeker oldu. Ama şu an bir şey eksik. Sağanak yağmur. İşte bitti. Ne bitti? Bak şuna. Bu sensin. Ha? Pek istediğiniz gibi gitmedi değil mi? Eminim kendinizi şu an çok tuhaf hissediyorsunuzdur. Biraz bekle de gör o zaman. Gösteri zamanı. Yağmur başlasın. Bekliyorum işte. Bir dakika, bu da ne? Durdurun şunu. Kim akıllıymış şimdi? Bu hiç hoş değildi. Neden böyle bir şey yaptınız ki? Bir daha böyle bir şey yapmasanız iyi olur. Sırf bu yüzden Mindy kazandı. Yaşasın. Çok yakışıklı bir çocuk değil mi? Merhaba tatlı şey. Sen daha tatlısın. Çok flörtçüsün. Hayır, sen öylesin. Senin yanındayken içimi mutluluk kaplıyor. Bu benim bana söylediği en tatlı şey olabilir. İn o masadan hemen. Seni kötü kedi. İnsan ya da neyse ne işte. Ne? Neler oluyor? Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok güzel bir kedi oldu. Güzel kedi ama erkek arkadaş olarak tercih ederdim. Sen de kokuyu aldın mı? Çok kötü kokuyor. Bence hiç fena kokmuyor. Biraz süt ister misin? Pardon. Sürekli hapşırma geliyor. Fark ettim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sanırım kedi tüyüne alerjim var. Halime bakın. Peki. Onu tekrar insana dönüştüreceğim. İnsan oldum tekrar. Bu koku da nedir? Koku senden geliyor. Bir duş alman lazım. Hala tadını alabiliyorum. Her yerdeler. Bunlar tüy mü? İşte bu yüzden evcil hayvanlardan nefret ediyorum. Makyajımı düzeltmem lazım. Bir saniye. Bu çiçekler çok güzel ama senin kadar değiller Mindy.
Sen bu çocuktan gerçekten hoşlanıyor musun? Pekala, ben ne yapacağımı biliyorum. Ne güzel şeyler söylüyorsun öyle. Şu saçından ver bakayım. Açıkçası bunu yapmak hoşuma gitti. Saç telini böyle uzatıp bu harika kırmızı renkteki rujumuzla boyuyoruz. Sonra teli bir sayfanın üstüne koyup böyle kıvrımlar yapıyoruz. Tamam, böyle oldu. Şimdi sayfayı kapatıp üstüne biraz bastırıyoruz. Ve saç telini yavaşça alttan çekiyoruz. Sonra defteri açıyoruz ve bu müthiş esere imza atıyoruz. Çok harika değil mi? Ne düşünüyorsun? Ha, biliyorum, süper yetenekliyim. Pudranızı alabilir miyim lütfen? Peki, al bakalım. Teşekkürler. Yüzüme biraz pudra sürmem lazım da. Bir saniye, bunu kullanabilirim. Makyaj süngerini buraya koyup biraz ıslatıyoruz. Sonra süngeri bir kalemle boyuyoruz. Ben morla başladım. Morla ufak bir kısmını boyuyoruz. Sonra başka renklere geçiyoruz süngerin. Tamamını böyle farklı renklerle boyuyoruz. Aynen böyle. Güzel oldu. Şimdi boş bir kağıda ihtiyacımız var. Süngeri kağıda bastırıyoruz. Bu şekilde bir süre tutup renklerin kağıda geçmesini sağlıyoruz. Süngeri kaldırdığımızda kağıdın üstüne rengarenk bir daire çıkıyor. Şimdi bunun içine özel mesajımızı yazabiliriz. Ben bu mesajla ona neler hissettiğimi ileteceğim. Hat sanatına bayılıyorum. Çok zarif görünüyor. İşte oldu. Bitirdim. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi kağıdı kesiyoruz. Bunu ben yaptım. Oh. Bu senin için. Umarım sen de aynı hislere sahipsindir. Vay canına mindi. Tabii ki öyle. Hem de tüm kalbimle. Nehi, sen şuna bir baksana esas. Bu gerçek bir sanat çalışması. Tanrım, her şey kızıp duruyorsunuz siz de. Peki, siz kazandınız. Mutlu musunuz şimdi? Biz nerede kalmıştık tatlım? Zaten bütün istediğim buydu. Nanik. Yaratıcılığını konuşturmaya hazır mısın? O zaman yeni resim kapışmamızda bize katıl. Bu da ne böyle? Acaba neyi temsil ediyor? Bilmem ama biraz renk iyi gider. Ya küçük bir bıyığa ne dersin? Vay canına. İmdat. Ay. Neredeyiz biz? Of ya. Bunu görüyor musunuz? Evet bu. 1, 2, 3, go. Evet. Meydan okuma zamanı. Kağıt ne için? Bu kumbarayı sevdiniz mi? Anladım. Önce birkaç kalp çiziyorum. Sonra her şey yerine oturuyor. Nick çizmeye başladı. Sanırım ben de denemeliyim. Hadi bakalım. Ay! Bir teveşir tozu yığınına dönüştü. Bu turu kesin kazanacağım. Şuraya birkaç çizgi daha. Ben de parmaklarımı kullanayım o zaman. Bunlar göz olacak. Bak, bu bir domuz. Vücudunu da unutmayayım. Neredeyse bitti. Nikininki iyi. Ama renkli olunca tabii daha iyi. Tamam, şimdi kuyruğu da ekleyeyim. İşte. Hepsi bitti. Kazanan resme merhaba deyin. Benimkini kaldıramıyorum. Bakalım hele. İyi görünüyor. Çok fazla toz. Of ya Melanie. Pardon. Sıradaki bir Rubik küpü. Bu biraz zor olacak. Bir cetvel ve bir kurşun kalem. Buldum. Cetvel yardımıyla bir sürü düz çizgi çizebilirim. Açıları sayesinde 3 boyutlu görünüyor. Nick ne yapıyor?
nasıl bu kadar havalı görünmesini sağlıyor? Kağıdımı çevirsem. Bu ondan biraz daha karmaşık. Doğru gölgelemeyle resme hareket katıyoruz. Bak, kurşun kalem harika bir kontrast yarattı. Neredeyse bitti. Şimdi biraz daha hafif gölgeleme yapalım. Neredeyse görünmüyor. Gölge resmi iyice ortaya çıkaracak. Evet. Bunu nasıl yapıyor ya? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Oo, çok havalı. Oynamaya hazır mısın? İşte. Geliyor. Ben de denemek istiyorum. Bakın. Bu da ne? Hareket ediyor. Vay canına. Çok güzel oldun Nick. Ah, sanki üstüme geliyorlar gibi. Biraz daha yaklaşayım. Bakın. Kalktı gidiyor. Ha! Şu uçuşan renklere bakın. Hala başınız dönmedi mi? Bir kez daha döndüreyim. Ve bitti. Ah, hayır. Ne? Yüzümde mi? Sanki soyut makyaj gibi olmuş. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ah. Ha? Okus pokusu çizeceğiniz şey... Bam! Bugün iyice çılgınlaşacağız sanırım. Sakıncası yoksa ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şunun hızlıca çevresini çizeyim. Önce şurayı. Sonra sapın çevresini. İşte tamam. Güzel. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi biraz keselim. Bu işte yeterince usta mıyım? Parmaklara dikkat. Bu da neydi? Neyse. Ah, bunlar da ne böyle? Sanat eserimin üstüne geliyor. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musun artık? Ağaçlarda yaşar ve geceliğin ortaya çıkar. Ne mi? Bir de hu hu diye ses çıkarır. Bu bizim minik baykuş arkadaşımız. Ne sevimli değil mi? Neredeyse bitti. Mükemmel. Sadece biraz renklendirmek gerek. Bu fosforlu tonlar harika. Ortaya çıkmaya başladı. Tadam. İlginç. Milan'ınki de bayağı iyi olmuş. Aferin. Havalı. Peki ya şu dağınıklığı kim toplayacak? Pantolonum. Of ya. Görünüşe göre ödülü Melanie alıyor. Buldum. Evet. Ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Aha, evet. Geliyorum. O da kim? Mümkün olduğunca çabuk geldim. Çok güzelmiş. Selam. İşte ilham kaynağımız çocuklar. İşte budur. Ben de oradan kağıda adını yazacağım. İşte. Nick? Evde kimse var mı? Al bakalım. Ne çok pulu var. Buldum. Gönül gözümle bakarak çizeceğim. Ne karalama yapıyorsun Nick? Saçları uzun ve mavi. Kuyruğu da ne güzel.
Çok iyi bir yüzücü. Sanırım iyi oldu. Balık olduğu anlaşılıyor değil mi? Değiş tokuş için teşekkürler kardeşim. Aa! Bitti. Ne büyüleyici değil mi? İnanılmaz. Aa, hayır. Ona bunu gösteremem. Evet, bir balık. Yani daha ileni görmüştük. Evet, deniz kızları çok güzeldir. Son bir tane daha kaldı. Bu ses de ne? Aniden hareket etme isteği duymaya başladım. Ellerim dans edecek. Bu şarkıyı daha önce duymamıştım. Ama kesinlikle içimde dans ediyorum. Bir sol anahtarı... Tabii ya. Bas gitar yıkılıyor. Vay canına. Hey, bu benim mi? Seni duyamıyorum. Nasıl gidiyor? İlginç. Güzel olmuş. Bu sayfa boş. Billy, sen misin? İşte imzam kanka. Ay, şimdi bayılacağım. Belki de bu pek iyi bir fikir değil. Hadi bakalım. Uf, olmadı. Tutturamadım. Ben de bir deneyeyim. Of, ben de kaçırdım. Sadece bir nişan almak lazım. Bu kadar zor olmamalı aslında. Vay canına, nasıl yani? Yaptığı şeye bak. Aa, resmen o sanat eserinin üstüne bir resim çiziyor. Of, bu hiç iyi olmadı. Olamaz. Öğretmen gelmiş. Hmm, burada neler oluyor bakayım? Ah, bu esere ne oldu? Artık yeter. Sanatın gücü, göster kendini. Vay canına, olamaz. Halimize bak. Bir dakika, ruj mu bu? Pardon, bunu düzeltebilirim. İşte oldu. Bu çok daha iyi. Pekala, artık resim yapma meydan okumasına tamamen hazırız. Şimdi çarkı çevirip ne çizeceğinizi görelim. Hadi bakalım. Aa, ne hoş. Kalp geldi. Demek ki sevginin resmini yapacaksınız. Yaşasın. Kalp ve sevgiyle ilgili şeyler çizmeye bayılırım. Ne yapacağımı biliyorum. Sevgi kelimesi, yani love'la başlayacağım. Aa, ne harika bir gündü. Kız arkadaşım yeşilliklerin içinde ne güzeldi. Tamam, şimdi bunu neşelendirip canlandıracağım. Bir kalp ekleyip O harfini bir kıza dönüştüreceğim. Ve diğer bir kalp olabilir. Ve E de onun hoşlandığı kişi olabilir. Çok şirin oluyor ama biraz renklendirmem lazım. Bu kalp pembe olmalı. Güzel, şu üstteki ufak olan da diğerine uygun olmalı. Biraz daha renk ekleyelim. Mesela elbisesi mor olsun. Gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Sırada renkleri değiştirmek var. Saçları sarı yapalım ki birbirlerine uysunlar. Oğlan da sanırım mavi bir şapka takmış. Yeşil renkte tişörtü var. Hayır, ben seni daha çok seviyorum. Bu renkli kalemlerle yüz ifadelerini de çiziyorum. Tada! Pekala çocuklar, şimdi ne yaptığınızı görelim lütfen. Ha, ne? Olamaz. Sakızını ağzının içine tutar mısın lütfen? Ah, ne yapıyorsun? Bir dakika, bu benim sanatsal çalışmam, inanın bana. Bir dakikaya daha ihtiyacım var, neredeyse bitti. İşte bitti. İşte bu benim aşkı betimleyen sanatsal çalışmam. Huh. Vay canına, iyi de sen bunu nasıl yaptın? İnanılmaz. Aman tanrım, çok etkileyici. Yüksek not aldın. Sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte çark yine dönüyor. Hadi bakalım, bu sefer flamingonun üstünde durdu. Pek hareketli bir şey değil. Ne yapacaksınız? Flamingo mu? Gerçek hayatta bir flamingo gördüm, hiç sanmıyorum. Şaka mı bu? Bu sefer meydan okuma için hiç umudum yok. Ne yapacağım şimdi? Pembe olurlar değil mi? Sanırım öyle. Hayır, bu fikirde bir işe yaramaz. Üf. Buna dayanamıyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Bir saniye. Elime bulaşan bu şey de nedir? Boya mı bu? Olamaz. Elimin her yeri pembe oldu. Hey, bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bir el iziyle başlasam neler olacağını bir görelim. Vay canına, çok acayip oldu. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Elimin çevresini çizerek başlayacağım. Sonra dış çizgilerini ayarlayacağım. Bir göz ve gaga da eklemem lazım.
İlk olarak gaganın içini siyaha boyayacağım. Diğer her yeri pembeye boyayacağım. Bir sürü pembe yani. İleri geri gidip içini tamamen pembe yapacağım. Çok pembe oldu ama neredeyse bitiriyorum. Aa, burada pembe gazlı kalem varmış. Buna ihtiyacım var. Şimdi sırada Elizimi tropikal bir kuşa çevirmek var. Baş parmağımı kuşun başına dönüştüreceğim. Siyah gagası burada. Sonra gözler ve bacaklar. Sıska bacaklar da burada. İşte bitti. Pekala çocuklar, flamingo çiziminizi artık görelim. İşte benim flamingo çalışmam bu. Benimki de burada öğretmenim. Aynen istediğiniz gibi. Gördüğüm kadarıyla bir tam gövde, bir de profilden kafa çizmişsiniz. İkiniz de harika bir iş çıkarmışsınız. Ah evet, bütün elim boya olmuş. Of evet, bunun için üzgünüm. Şimdi ne gelecek sence? Pekala, hazır mısınız? Bu seferki seçiminiz bir çocuk gibi görünüyor. Şimdi nasıl bir şey yapacağınızı merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, bu seferkini pek becerebileceğimi sanmıyorum. Ah olamaz, abur cuburum bitmiş. Bu hiç iyi olmadı işte. Ben şimdi ne yapacağım? Ah bir saniye. Şimdi elimde boş bir tabak var demek. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Harika bir fikrim var. Sen orada tabak ve gazlı kalemlerle ne yapacaksın ki? Anlamadım, tabağın üstüne ne çiziyorsun ki öyle? Sen benim için endişelenme, ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi tabağın üstündeki şu çöp adam çizimimi bitireceğim. Acaba bunun için nasıl bir şey yapsam? Yine kelimeleri kullanacağım. Bunu yapınca sanki daha iyi iş çıkarıyorum gibi. Pekala, hadi bakalım, şimdi sıra bunu dönüştürmekte. Ona bir gözlük ve saç çizelim. Güzel oluyor, kulakları unutmak olmaz ama. Ve tabii çenesini, burnunu ve ağzını da. Pekala, çöp adamın işi tamam. Ona bir balon da verelim. İşte. Şimdi balon uçup gitmesin diye ona bir de ip bağlayalım. Dişimde bir şey var sanki. Oh, çok iğrenç. Bu iyi olmadı. Belki bir şey içsem yararlı olur. Galiba daha iyiyim. Sanırım senin saçların turuncu olmalı. Biraz daha boyayınca saçlarının işi tamamdır. Pekala, gömleğin yeşil mi olsun? Tabii ki. Ben bitirdim. Of! Çöp adamımın üstünü suyla kapladın. Çöp adamım boğuluyor. Onu kurtarmak için bir şeyler yapmam lazım. Hayır hayır hayır. Çöp adam paniğe kapılma. Bir dakika, bir şey oluyor. Çöp adamıma bir şeyler oluyor. Ah tabii ya, suyun üstünde yüzdüğü için boğulmaz ki o. Çöp adam harikasın, ona bayıldım. Harika bir iş çıkardın. Bu turu ben mi kazandım? Bu inanılmaz. Pekala, çarkı yine çevirelim. Şuna bakar mısınız? Bu sefer köpek geldi. Ne yapacağımı biliyorum. Şapkamda şu an. Ne? Plastik tavuk mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Buralarda bir yerde olduğunu biliyordum. Bir dakika, ihtiyacım olan bu mu? Hayır, bununla artık pek fazla oynamıyorum. Hadi ama, bu şapka o kadar da büyük olamaz. Bu bir çeyreklik mi? Aradığın şey bu mu? Bana da bir tane varmış. Pardon, bunu ben alayım. Vay canına, şapkamın içinde bu kadar çok şey olduğu kimin aklına gelirdi ki? Tamam, şimdi benim bir kaleme ihtiyacım var. Anlamadım, sen bozuk parayla ne yapıyorsun? Bunun çevresini çizince düzgün oluyor. Birkaç tane daire lazım. Anlamadım, bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Umarım iyi çalışıyorsunuzdur orada. Tamam, kapşonumu şimdi kafama çekeceğim. Birazdan dönerim. Hey selam. Ben sana bunu versem sen de bana köpeğin ödünç verir misin? Teşekkürler aman tanrım. Bu tatlı ufaklık da kimmiş? Benim adım Patrick. Gülümse, senin birkaç fotoğrafını çekmem lazım. Çok şirinsin Patrick. Sen rahatlıkla bir model olabilirsin. Alın bakalım ufaklığı. Çok teşekkürler. İçindeki küçük daire hariç çizdiğim ovalin içini boyadım. Bu çizgilerle noktaları da ilave ettim. Şimdi sırada kafayı çizmek var. Şimdi bayağı bir şeye benzemeye başladı. Kulakları da unutmamak lazım tabii. Köpeklerin kulağa ihtiyacı vardır. Ve bir gövdeye de ve son olarak sıra kuyruğunda. Şimdi içini boyayalım. Kulakları, ayakları ve yanakları kahverengi olmalı. İşte bitti. Vay canına, geri geldim ve kimse gittiğimi fark etmemiş bile. Şimdi hemen çizimimi tamamlayayım. Öğretmenim, ben bitirdim. İşte benim köpek çizimim bu. Ben de bitirdim. Oh, aman tanrım. Şunun ufacık melek yüzüne bakar mısın? Sen kazandın. İyi de bu onu çizmemiş bile. Bir sonraki meydan okumaya hazırız. Dansa bayılıyorum. Görünüşe bakılırsa bu sefer bir balerin geldi. Bir dakika. Ne? Bunu nasıl çizeceğiz ki? Bana hiç bakma. Ben hiç baleye gitmedim. Bir dakika, buldum. Bir kağıda ihtiyacım var. Onu böyle ikiye katlayabilirim. Sen ne yapıyorsun orada? Origami mi? Bu çok iyi olabilir. Biliyorum ama kağıdı çok iyi katlaman gerekiyor.
Ortasını böyle katlayarak başlıyorum. Sonra bunun tersini yapıyorum. Sonra açıp kenarları katlıyoruz. Güzel. Daha sonra alttaki kanadın her iki tarafta yukarı çıkması lazım. Evet, çok iyi oluyor. Kağıt katlamaya bayılıyorum. Şimdi yukarı çıkan kenarların aşağı basılması lazım. Bu köşeye de aynısını yapıyoruz ve devam ediyoruz. Az kaldı. Bu tarafların ikisinin de katlanması lazım. İşte oldu. Bitirdim. Kağıt parçasıyla bir kayık yaptım. Ne dersin, hoşuna gitti mi? İşte müthiş oldu. Kayığım için kağıttan bir çift minik yelken. Ama bunun dansla ne alakası var? Ha, çünkü kayıklar ilerlerken dalgaların üstünde dans ederler. Bir dakika, ne? Bu çalışma için bunu mu vereceksin? Bunun hiç şansı yok. Arkadaşın haklı. Bu bir balerin resmi, kayık değil. Peki o zaman, ama origami sayesinde hala bir şeyler yapabilirim. Yoksa başka bir kayık daha mı yapacaksın? Çünkü bu yine işe yaramayacaktır. Hayır, bu kayık başka. Bak, bu sefer onun bir tek boynuzu var. Senin bir tek boynuzun var. Sen harikasın. Bu yine de sayılmaz. Tamam, haklısın ama şimdi elimde bu var. Üçüncü de olur. Bu sefer iki farklı renkli kağıt kullanacağım. Bu kesin işimi görecektir. Ne yapıyorsun? Aa, canına bu zormuş. Bunu nasıl yapıyorsun? Çok hızlı ilerliyorsun. Takip etmek zor. Evet, işte bitti. Çok güzel bir gül yaptım senin için. Çok güzel olmuş. Bunu benim için yaptığına inanamıyorum. Ama ben ne yapacağım? Buldum. Tekrar katlamaya başlayacağım. Kağıdı çok iyi katlamak için bu cetvelin arkasını kullanacağım. Bu kısmı biraz zor. İçini böyle dışarı çıkarmam lazım. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi bunun üzerine biraz çizim yapmam gerekiyor. Kağıdımın üstüne küçük şirin bir balerin çizmem lazım. Çok şirin oldu. Tamam, ama diğer kısımlarını da çizmem gerek. Hala bir yüzü ve ellerinin olmasına dikkat etmem lazım. Ve daha sonra bunu diğer tarafa da yapıyorum. Üst tarafına bunu yaptıktan sonra aynı şeyi bacaklarının olduğu kanatlara da yapmam lazım. Daha güzel görünmesi için sanırım biraz da boyamam lazım. Ama her iki kanadı da boyamayı unutmamalıyım. Sanırım kıyafetini mavi bir tütüyle bitireceğim. Şirin oldu. Oraya mavi, buraya da mavi. İşte ben de benimkini bitirdim. Ta-ta! Şimdi sana bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Kağıdın kanatlarını alıp bunları aşağı doğru katladığımda onu dans ettirebiliyorum. Bak ne kadar güzel oldu. Vay canına. Vay canına, ne inanılmaz bir iş olmuş. Sen kazandın. Evet, kazanacağımı biliyordum. Ama ben... Hey, hazır mısın? Gitme vakti geldi. Sen iyi misin? Hey, sorun ne? Amanın! O kadar kötü mü? Merak etme, ama bunu düzeltebilirim. Sadece bir temizleme losyonu ve disk pamuk gerekli. Şimdi makyajını halledelim. Açık renk bir fondötenle bir çizgi çizerek başlıyoruz. Şimdi yüzü küçük bölümlere ayırıyoruz. Aynen böyle. Şimdi bölümleri daha koyu renk fondötenle dolduruyoruz. İki bölümden birini dolduruyoruz. Boş kalanları da açık renk fondötenle dolduruyoruz. Satranç oynamak isteyen, fondötenleri dağıtmak için makyaj süngeri kullanalım. Bu daha düzgün bir ton ve katman oluşturur. Neredeyse bitti. Bir bak bakalım. Vay canına, bu benim yaptığımdan çok daha iyi oldu. Bayıldım. Hadi partiye gidelim. Bu yarışma benim. Saçlarım müthiş görünüyor. Sen öyle diyorsan. Pardon. Bu elbise bana çok yakışacak. Aman tanrım, bu kız kör herhalde. Makyaj fırçaları olmasa ne yazık olur. Ah neyse, demek ki doğal görünecek. Güzel elbise. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Ah, bütün makyaj fırçaları nerede? Daha bir dakika önce burada olduklarına yemin edebilirim. Ah olamaz, ben ne kullanacağım? Diş fırçası mı? Bu işime yarayabilir. Bir far paleti ve bir bardak su al. Temiz bir diş fırçası alıp suya batır. Sonra makyaja geçelim. Elini fırçanın kıllarına sürterek farı yüzüne püskürt. Bize güven, ne yaptığımızı biliyoruz. Daha müthiş bir etki yaratmak için farklı renkler kullan. Fazlalıkları sil ve işte canlı bir göz makyajın oldu. Selam güzellik. Bayanlar ve baylar, hoş geldiniz. Gösteri başlasın. Pek emin olamadım. Selam. Dilim tutuldu. Kesinlikle kazanan o. Büyüleyici görünüyor. Nasıl? Çok naziksiniz. Ve işte sanırım budur. O da çok dağılmış. Bu çok iğrenç. Biraz işe yaradı. Şu giysileri topla. Peki sonra yapsam. Bye bye. Ne? Hayır. Gel buraya. Tek yaptığım temizlik. Of hadi ama. Peki her yeri toplayacağım.
Bu kız ne kadar makyaj yapıyor. Sonu gelmiyor. Keşke bunun için bana para ödenseydi. Vay canına. Yani ne kadar çok sünger kullandığı şaşırtıcı. Cidden mi? Bunun altında da mı? Sanırım hepsi bu kadar. Ah belim, bu iş için fazla yaşlıyım. Elbiseleri de kaldırayım. Gerçekten mi? Onunla bir konuşmalıyım. Girin şuraya bakalım. Sanki zamanımı böyle geçirmeye bayılıyorum da. Neyse ki çamaşır makinesi var. Süngerleri çabucak temizlemenin yolunu biliyorum. Makyaj süngerlerini bir leğene ya da lavaboya boşalt. Büyük bir ölçü leke çıkarıcı koy. Sonra üstüne biraz su dök. Baloncuklara bak. Demek ki işe yarıyor. Süngerler iyice ıslanınca suyu boşalt. Temiz suyla durula ve deterjan kalıntılarını temizle. Süngerleri sık. Bak ne kadar temiz oldular. Hem çok iyi işe yaradı hem de zaman kazandırdı. Hah, neredeyse unutuyordum. Şunları alayım. Ne? Ne oldu? Minky! Çömel, kalk. İyice esnediğini hisset. Yana. Yeni bir çalışma partneri bulmalıyım. Puf! Bayağı terletiyor ha? Ne demezsin? Işım dönüyor. Alex, iyi misin? Kim konuşuyor? Neredeyim? Aa, bu benim yüzümden mi? Ay. Yeni bir deodorant almalıyım. Buldum. Sünger kese ve biraz su alıyoruz. Şimdi de biraz sabun. Keseyi sabuna sür. Keselen bakalım. Şimdi biraz kil al ve biraz limon suyu ekle. Karıştır. Kil yumuşayınca işe koyma vakti gelmiş demektir. Koltuk altlarına bir fırça yardımıyla sür. Kurusun. İlginç görünüyor. Sonra sünger keseyle temizle. Mis gibi kokuyor. Geri dönme vakti. Uzak dur. Duydun mu beni? Elimde oda kokusu var. Sorun kalmadı. Bak. Ona ben karar veririm. Tamam. Sana inanıyorum. Hadi devam edelim. Ah, bu kitap bayağı sürükleyici. Ah, bir mesaj. Bu kadar çabuk mu? Hazırlansam iyi olur. İşte makyaj çantam. Önce biraz parfüm sıkayım. Gül gibi kokacağım. Başka ne yapsam? Ruj. Ah, bu biraz daha zor olabilir. Ama dişler bunun içindir. Yani neredeyse. Hadi seni. Yavaşça. Tamam, çıkıyorsun. Niye bu kadar zor ya? Ah, bu kadar yeterli olur. Kimi kandırıyorum? Palyaço gibi görünüyorum. Daha kolay bir yolu olmalı. Aa, şu diş ipi işime yarayabilir. Bunu nasıl kullanacağımı buldum. Diş ipini ruja sür. İp tamamen kaplansın. Sonra dudaklarına bastır. Ortaya X şekli yap. Sonra dudaklarının kenarlarını çiz. Aynısını alt dudağını da yap. Sonra da içini rujla doldur. Vay canına, şu dudaklara bak. Hey, kendini nasıl hissediyorsun? Harika görünüyorsun. Sana bir şeyler getirdim. Teşekkürler. Menüdeki her şey çok iyi görünüyor. Seçmesi çok zor. Selam.
Garson spesiyallerinizden iki tane hemen. Afiyet olsun. Merhaba. Aa, canına harika görünüyorlar. Yanlış bir şey mi dedim? Hani tuhaf bir tepki verdiler. Ah olamaz, yüzümde iki kırk ayak var. Bir dakika, bunlar benim kaşlarımmış. İlk intibayı nasıl değiştirebilirim? Ah şu cımbız işime yarar. Of bu kıllar da çok inatçı. Biraz sürebilirim, ne felaket. Aslında belki de tırnak törpüsünü kullanabilirim. Denemeye değer, cımbızı törpüye sür. Bu cımbızın uçlarını keskinleştirecek, böylece kıllar tarihe karışacak. İşe yarıyor. Kısa sürede mükemmel kaşların olacak. Ne fark ama. Burayı elektrikli süpürgeyle alsalar iyi olur. Saat geç olmuş, gitsem iyi olacak. Bir anda ilham geldi. Şimdi özel bir şey çizeceğim. Ah kalemimi açsam iyi olacak. Bu sefer de biraz yeşil deneyelim. Şimdi bunu da açmam gerekecek. Bu en iyi çalışmalarımdan biri olabilir. Sevgili kalem, güzel bir ömrün oldu. Ama arkadaşlarına katılma zamanın geldi. Hizmetlerin için çok sağ ol. Arkadaşların seninle gurur duyacaklar. Ama bu yapılması gereken bir fedakarlıktı. Bayağı iyi değil mi? Güzel görünüyorum. Öf. İşte böyle, güzel. Tamam, seninle işimiz bitti. Pekala, sıradaki kim? Sırada ben varım. Hadi halledelim de bitsin. Vay, terzine bayıldım. İlham verici. Tek renkli görüntü çok hoşuma gitti. Bir gülümsemeye ne dersin? Buna hayır diyeceğim. Peki, karamsar görünmeyi seviyorsun, anladım. Bu da ne? Bu bir el mi? O benimle beraber. Ama çok tuhaf. Çekil üstümden. Olamaz. Kameram. Tüh. Artık bunu kullanamam. Mahvoldu. Şimdi nasıl fotoğraf çekeceğim ben? Bir saniye. Bunu kullanabilirim. Sanırım işe yarayabilir. Denemeye değer. Sen orada dur. Şimdi yüzünün eskizini çıkaralım. Sonra daha belirgin hatlarla devam edelim. Acele etmeyelim. Kaleme farklı miktarlarda basınç uygulayalım. Böylece gölge ve doku katabiliyoruz. Bu sayede çizimimiz daha gerçekçi görünüyor. Vay canına, kirpikler harika görünüyor. Keşke ben de böyle maskara çekebilsem. Şimdi sıra diğer gözde. Resmi özünü çok iyi yansıtmak istiyorum. Bu gözlerin hikayeleri var. Çizime duman efekti vermek gölge katıyor. Bunun için özel bir alet de kullanabiliriz. Bu sayede elimde artık kirlenmemiş olur. Beyaz kalem kullanmak karşıtlığı sağlıyor. Karanlık ve aydınlık izlenimi veriyor. Evet, güzel oluyor. Şimdi gözlerin çevresine biraz gölge ekliyoruz. Bu yüzündeki doğal kıvrımların öne çıkmasını sağlıyor. İlmacık kemikleri de ortaya çıkmaya başladı. Vay, gözlerin etrafına biraz daha detay gelsin. Mükemmeliyet aceleye gelmez. Bir şeye benzemeye başladı. Şimdi de dudaklara geçelim. Koyu ve açık renkleri karıştırmak derinlik katıyor. Kendini göstermesini sağlıyor. Ve de resim hayat buluyor. Şimdi sıra saçlarda. İnce ve kalın çizgileri karıştırınca saç gibi görünüyor. Ortasında bir boşluk bırakalım. Bu da ışık yansıması olacak. Sonra da örgülere geçebiliriz. Örgülerin üzerinden geçip duracağım. Bu sayede daha dolgun olacaklar. Sonra da diğer tarafı yapalım. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Katmanları ve dokuyu inşa ediyoruz. Işık yansımasını aynı noktada tutmak istiyorum. Artık vücuda başlayabiliriz. Üzerinden hafifçe geçelim. Ve karıştırıcı aletiyle gölgelendirelim. Çok renkli elbiseler giymemene sevindim. İşimi çok daha kolaylaştırdı. Eskizini çizdikten sonra üzerinden siyah kalemle geçelim. Daha da fazla bastırıyoruz. Bence bitti. Çektiğim bütün fotoğraflardan daha güzel oldu. Ürkütücü bakışlarını çok iyi aktarmışım. Şuna bak, ne düşünüyorsun? Umarım beğenirsin. Bu ben miyim? Çok güzelim. Sen çok yeteneklisin. Bir anına endişelenmeye başlamıştım. Eli üzerime salacağından korktum. Al bakalım. Çıkabilirsin şimdi.
Şimdi bakabilir miyim anne? Mutlu yıllar. Evet, teşekkürler anne. Sana bir şey aldım. Ha, gerçekten mi? Hepsi senindir tatlım. Vay, acaba içinde ne var? Aa, çok heyecanlandım. Hediyelere bayılırım. Bir iPad mi bu? Oh vay! Aa, teşekkürler anne, harikaymış. Ah, çok sevindim. Seni seviyorum. Hmm, bir fikrim var. Bir şeyler çizeceğim. Aa, çok güzel oldu. Zarif bir kelebek çizim. Vay, çok kolaydı. Ne? Neler oluyor? Parçanın ışığına bak. Adeta sihirli. Başka ne çizsem? Hmm, bir fikrim var. Çizsem mi? Evet, yapacağım ya. Büyük bir yığın para çiziyorum. Ve şimdi de bekliyoruz. Ha, bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey yarıyor. Aa, şu paralara bak. Vay canına. Zengin oldum. Hiç bu kadar çok para görmemiştim. Üstelik gerçekler. Bunlarla ciddi bir alışveriş yapacağım. Ama önce başka bir şey çizeceğim. Hadi bakalım. Soluk bir eskiz çizelim. Sonra da üstünden geçelim. Şimdi de gözler. Şimdiden güzel duruyor. Sonra da burnu ve gülüşünü çizelim. Aynen şöyle. Ardından vücuda geçiyoruz. Montu çok konforlu duruyor. Ben de böyle bir mont istiyorum. İşin asıl kısmı bitti. Şimdi daha ince detaylara geçebiliriz. Bandanaya logoyu çizerek başlayalım. Spiral çizsek yeter. Renk ekleme zamanı. Saç için sarı kullanıyoruz. Modelimize sarı yakışıyor. Bandana için maviye geçelim. Mavinin farklı tonlarını kullanıyoruz. Sonra da gölgeleri ekliyoruz. Karşıtlık yaratmak istiyorum. Metalik bir görüntü katıyoruz. Çok fark yaratıyor. Cildi için açık bir pembe kullanalım. Kulağının üstü ve burnunun altı daha koyu pembe olsun. Çizimlerime doku ve gerçekçilik katmak için iPad kullanmak işi çok kolaylaştırıyor. Olay ışığın düştüğü yeri doğru tespit etmekte. Sonra da farklı tonlar kullanabiliyoruz. Boyunda daha koyu bir pembe tonu kullanıyoruz. Gölgede kalıyor gibi duracak. Saçına da biraz detay katalım. Böylece saçı dik görünecek. Şimdi gözlere yakınlaşalım. Mavi gözlü bir çocuk olacak. Esme aygıdını seçelim. Gözlerin ve göz kapaklarının etrafından geçiyoruz. Ve rengi kaldırıyoruz. Şimdi ne yapsak? Aa, buldum kıyafetler. Bu renge bayılıyorum. Biraz da gölge istiyor. Bu da bitince montun kalanını boyayabiliriz. Bunun için kot mavisi kullanalım. Çok hızlı bitti. Biraz da siyah ekleyelim. İnce bir çizgi çekmeliyiz. Bıyık da ekleyelim çünkü niye olmasın? Arka planı boyayalım. Sanırım bitti. Vay, müthiş oldu. Hadi ama çok uzun sürdü. Sonunda. Yuhuu. Neler oluyor ya? Seni çizdim. Aa, gerçekten çok mantıklı. Şu an doğum günümdeyiz. Ah, parti harikaydı. Hiç bu kadar dans etmemiştim. Jake ne yazmış? Yok artık, çok komik. Güzel, derse geç kalmadım. Bu çizim eşyalarını taşımak çok zor. Ah, eşliğinin yanı boşmuş. Ah, bu da neydi? Aa, ayağım takıldı. Bunu düzeltsen iyi olur. Ay, çok üzgünüm. Kaza ne oldu ama? Ha, şaka yapıyordum. Yedeği de vardı. Bak. Ha, pardon. Ezin teki düştü de. Yani bunu istemiyor musun? Öylece çöpe mi atacaksın? Bedava dizüstü bilgisayarım oldu. Dur biraz. Bir fikrim var. Kendi zevkime göre süsleyeceğim. Üstüne beyaz boya dökerek başlayalım. Ay, çok gerekmiyor. Bu kadar yeter. Bununla boyayı dağıtalım. Rulo boyayı eşit bir şekilde dağıtıyor. Bilgisayarın kenarına kadar boyuyoruz. Hiç boşluk kalmasın. Şimdi de kurumasını bekliyoruz. Daha ince bir fırçaya geçelim. Bu köşeyi sarıya boyuyoruz. Bu güneş olacak. Güneş ışınlarını ekleyelim. Bu sarı beni çok mutlu ediyor. Çok neşeli. Pembeye geçiyoruz. Şu an bir anlamı olmayabilir ama bunlar aşk kalpleri olacak. Şimdilik bazı kısımları boş bırakıyoruz. Oraları farklı renklerle dolduracağız. Bunlar müzik notaları olacak.
Bu sarı olacak. Pembenin üstüne taşmasını istemeyiz. Burası turuncu olabilir. Pırıl pırıl ve rengarenk olacak. Güneşin altına yarım daireler çizelim. Bunlar da farklı renkte olsun. Bu bilgisayar hiç sıkıcı olmayacak. Kesinlikle farkı belli olacak. Özel bir şey çizmiyorum. Yaratıcılığımı kağıda aktarıyorum. Aa, buraya ne yapacağımı biliyorum. Ateş gibi olsun istiyorum. Kırmızıyla hatlarını çizelim. Aynen böyle. Sonra da içini sarıyla dolduralım. Bazı yerler beyaz kalabilir. Ateş görüntüsünü tamamlıyorlar. Şimdi de kalanını doldurma zamanı. Biraz mora ne dersin? Evet, güzel oldu. Sonra da güneş ışınlarının arasını dolduralım. Canlı bir turuncu kullanıyoruz. Sonra da kenarlara mavi geliyor. Buraya birkaç beyaz bulut gelsin. Boyayı kurumaya bırakalım. Sonra da siyah kalemi alalım. Her parçanın çevresinden geçeceğiz. Güzel bir iskelet olacak. Kalpleri de ayıralım. Ve notaların etrafından geçelim. Sonra da birkaç detay ekleyelim. Kalemle işim bitti. Ama biraz daha beyaz gerekiyor. Bu da ışık yansıması gibi görünecek. Sonra da doku katması için siyaha geçelim. Vay, şuna bak. Birkaç son dokunuş da tamamdır. Buldum. Alevlerin üstüne siyah kısımlar ekleyebiliriz. Tamamdır, bitirdim. Bazen kendimi bile etkileyebiliyorum. Bayıldım. Vay. Üstüne çıkartma yapıştırmaktan iyidir. Bugün şanslı günümdeyim. Acaba eşliğin diğer eşyalarına da mı boya döksem? Yeni bir telefon lazımdı. Neredeyse bitti sayılır. Hey, bitene kadar olmaz, tamam mı? Şimdi kıpırdama. Gözlerin simetrik değil. Hayır, kesinlikle değil. Bitti, bu sensin kardeşim. Aa, bu bana hiç benzemiyor. Sadece kendimi kötü hissetmem için uğraşıyorsun. Ver şunu bana. Pekala. Ne yapacaksın? Kendi ilacını tatma zamanı. Hazır ol bakalım. Koca bir kafan var. Pörtlek gözler. Yamuk yumuk dişler. Aa, evet. Tada! Ay, şaka mı bu? Hiç de o kadar çirkin değilim bir kere. Ver şunu. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Ve şimdi özel gösterimiz. Bu harika. Çok yeteneklisin. Hey, bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildin mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeciğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadarki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmi bitti. Şuna bak, gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice, niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevimli değil mi? Bu o tavşan. Peki. Bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. Ve sıra sende. Ha? Of, ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Matematik. Biliyorum şapşal. Seninkini açsana.
Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Aman Allah, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat zihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya dört? O minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve yedi içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil mi? Biri yorgun düşmüş. Uyan! Ha! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de. Aha evet. Neyse. Tada! Şey, bunlar bayağı farklıymış. Bana niye kereviz sapı çıktı ki? Ne güzel. Öyle mi? Ha? Anladım. Tam orada dur. Eşarbımı korumalıyım. İşlem başlasın. Ha? Bekle bir dakika. Al bakalım. Sana sadece bu kısmı lazım. Tabağa biraz boya dök. Ve tuvalini hazır et. Kereviz sapının dibini boyaya bandır. Sonra da kağıda bastır. Bak nasıl çiçek gibi görünüyor. Müthiş! Tam bir buket yaptım. O kadar güzel ki ağlayacağım. Hey, naber? Sanat yaptım bak. Ben hala bayağı açım. Sağ ol. Bunu ister misin? Dur. Önce ben açayım. Oo, taze sanat malzemeleri gibisi yok. Kendimi zor tutuyorum. İlham geliyor. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Hayır. O zaman otur da izle. Önce beyaz üstüne beyazla başlayacağım. Henüz pek görünmüyor değil mi? Ah, gerçekten anlamadım. Bunun yardımı olur. Vay canına, tebeşir kocamanmış. Ama hala bir şey göremiyorum. Ya bende ne varmış? Öf. Bir dakika. Bunlara ihtiyacım yok. Güle güle. Şimdi gelsin renkler. Kaderde ne varsa çıksın. Bitiyor. Ah. Hey. Ha? Etkilendin mi? Bu tablonun adını renkler koyuyorum. İlginç. Gerçekten. Benimkini görmek ister misin? Eminim artık görebiliyorsundur. Bu çok zekice. Bunu nasıl yaptın ya? Düşündüğünden daha kolay. Sadece çizeceğin resmi kağıda beyaz üstüne beyaz tebeşirle çiz. İlk rengini seç ve süngere sür. Sıradaki renk lütfen. Böyle görününce sayfa boyunca çek.
tebeşirin boyayı nasıl engellediğini görüyor musun? Ve bitti. Bu kadar kolay ve harika. Bir tabloya dönüşmek istediğimi hiç sanmıyorum. Aha, saati bir bakayım, neredeyse bitti. Hey durun, süre doldu, ne yaptığınıza bir bakayım. Hayır, 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 daha bitirmedim. Daha fazla zaman ihtiyacım var. Pekala, bakalım ne yapmışsın. Beni hayal kırıklığına uğratmasın umarım. Aha, bu çok fena. Siyah rengi atlamışsın. Of, olamaz. Resimdeki boya hala ıslaktı. Sen benim bilgisayarıma ne yaptın? Her neyse. Sanırım bu seni ürküttüğüm için benim suçum. Bana niye bunu yapıyorsun? Bu bir felaket. Öğretmenim, başınızın üstünde kara bir bulut var. Peki, sanırım bunu düzeltebilirim. Hemen geri döneceğim. Sanırım bu boya sorununu daha fazla boyayla çözeceğim. Bunun için bu pembeyi kullanacağım. Onun da üstünde farklı renk katmanları kullanacağım. Yani böyle bir sürü renk. Şimdi sırada pipetin gücünü göstermek var. Yani bu aslında üflemenin gücü. Renkler yayılmaya başladı. Çok güzel oluyor. İşte oldu. Bütün boşlukları doldurdum. Harika görünüyor. Öğretmenim, şimdi ne var? Bakın, bilgisayarınızın üstündeki boya sorununu hallettim. Bir bakalım. Renkler güzel kullanılmış, yerleşimleri iyi. Gel bakalım buraya. Sence burada ne oluyor? Aman tanrım, neler oluyor? Olamaz. Vay canına, biz buraya nasıl geldik? Öğretmenim, şu an bir meydan okumadayız. Burada olduğum için heyecanlıyım. Acaba ne yapmamız gerekecek? Bilmiyorum ama çay çok güzelmiş. Şuraya bak. Vay canına, ne kadar güzeller. Rengarenkler, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten de öyle. Rüzgarda nasıl hareket ettiklerine bak. Çok güzel. Hem kendilerine hem de güzelliklerine bayıldım. Bu çay bayatladı sanırım. Neredeyse kusacağım. Olamaz. Üstelik onlara bir sürü metiye düzdük. Tüh, büyük talihsizlik. Siz niye bana gülüyorsunuz ki? Sizin de üstünüze yaptılar. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Olamaz. O bardaktan içtim üstelik. Aman tanrım. Bu aslında çok komik bir durum. Neden gülüyorsunuz ki? İki tane kaka vardı. Bir dakika. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Ama bu beyaz tuval işimize yaramaz. İşte oldu. Bu sanırım çok daha iyi. Şimdi bana biraz tebeşir lazım. Ve sonra buraya bir iki çizeceğim. Bana ilham veren şey bu. Sonra buraya ikinci bir iki çizeceğim. İşte iki iki oldu. Sonra çizimi ilerleteceğim. Buraya birkaç dalga yapmam lazım ve düz bir çubuk. Şimdi buraya biraz tüy ekliyorum. Bu kanatları olacak. Küçük şirin bir göz koymayı da unutmayalım. Ve tabii ki gagası olmayan bir kuş olamaz. Şimdi bir iki tebeşir numarasıyla çizgileri yanlara yayalım. Bu çok iğrenç. Bu niye bana oldu ki şimdi? Ve neredeyse bitiyor. Eserime bir göz at bakalım. Bence papağan resminde harika bir iş çıkardım. Aman tanrım. Bayıldım buna. Ne? Olamaz. Şaka mı bu ya? Bugün bahçe çok güzel. Tam ağacından bir elma. Toplanmayı bekleyen şu harika elmalara bak. Hey, benim gördüğümü sen de gördün mü? Çok şirin bir kadın. Çok leziz ve tatlı kokuyor. Aman tanrım. Buna inanamıyorum. Şu müthiş aranjmana bak. Çiçekler bir aynanın çerçevesiymiş. Vay canına. Çiçekleri gerçekten çok sevdi. Buna inanamıyorum. Şuna bir daha bakacağım. Bu ben olamam. İyi mi? Yoksa gençleştim mi? O zamanlar ne güzeldim. Bu sihirli mi aynamı yoksa? Ne dersin? Bilmem. Bir anda bana ilham geldi. Nereye gidiyor bu? Her neyse, ben aynama bir bakayım. Acaba nereden başlasam? Benim resmimi mi yapacaksın? Tamam, bir saniye o zaman. İnan daha güzel poz verebilirim. Buldum. Yapmak istediğim şey bu. Buraya bir darbe, buraya da bir darbe. İşte. Evet, beni o Fransız kızları gibi çiz. Ya da onun gibi bir şey. Ne güzel bir gün yaşıyorum. Evet, bana harika bir ilham perisi oluyorsun büyük anne. Belki cildime biraz botoks falan uygulatsam. Ne vardı? Ne istiyorsun? Bitirdin mi? Tamam. İşte bu büyük anne. Bu benim yaptığım portren. Ne? Sen benim aynadaki yansımamı görmedin mi?
Bir dakika. Sen çekil şuradan. Bana biraz alan lazım. Tamam büyük anne. Tam orada dur. Birkaç ölçüm yapmam lazım şimdi. Ne? Sen ne yapıyorsun? Tamamdır. Şimdi yumruğumu tuvalin üstüne koymam lazım. Şimdi de parmaklarımın izini çizmem gerek. Harika. Şimdi bunu şekillendirmem lazım. Bu küçük kıvrım aşağı doğru böyle devam edebilir. Burada bu şekli vermeye devam ediyorum. Buraya da ufak bir fiyonk çizeceğim. Aşağıya doğru buklelere devam. Şimdi sıra gözlerde. İkisini de çiziyorum tabii ki. Pekala, sırada kaşlar var ve sonra buruna geçeceğim. Birkaç tane de kalp koyalım. Şimdi sıra bunu renklendirmede. Sarıyla başlıyorum. Güzel bir sarışın olacak. Aynen aynadaki görüntüsü gibi. Bu sarı saçlara bence mavi gözler iyi gider. Fiyonksa kırmızı olabilir. Çok güzel oluyor. Sanırım dudakları fiyonkla aynı renk olabilir. Şimdi de yanaklarına gül kırmızımsı bir renk verelim. Bu arada kalplerin içini de doldurmayı unutmuyoruz. İşte bitti. Hey büyük anne, poğaçayı bitirdim. Pekala, şimdi beni dinle. Bu poğaçayı büyük anneye götürüp ona göster. O kendisinin böyle göründüğünü düşünüyor. Bunu verip aynayı al. Tamam mı? Hadi götür ona poğaçasını. Merhaba büyük anne, işte senin diğer bir poğaçan. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Eğer aynayı verirsen bu senin olabilir. Aynamı mı vereceğim? Da bundan pek emin değilim. Uf, sanırım olmuyor. O aynaya ihtiyacım var ama. Na peki o zaman, hadi değişelim. Hey, aynen istediğiniz gibi aynayı aldım. Evet, çok teşekkür ederim. Bu da nedir? Ben böyle mi görünüyorum yani? Benim burnum böyle domuz burnu mu? O yemlikten yemek istemiyorum. Ama çamuru severim. Oo, burası çok güzel. Şu koyunlara bak. Hadi gel. Beraberce gülüp oynayalım. Bak, dört yapraklı yonca. Aman tanrım. Sen hayatımda gördüğüm en şirin koyunsun. Oo, inanılmaz yağmur yağmaya başladı. Bir saniye, bu yağmur damlaları altın sikkeleriymiş. Çok ilham verici bu. Ne oluyor? Yok artık. Doğruca yüzüme patlattı. Şimdi yine uyumaya çalışmam gerek. Yağmur sayesinde zengin olacağım. Hepsini yakalamalıyım. Hadi yakala şunları. Neler yapıyor ki öyle? Uyanın ve kesin şunu. Beni tekmeleyip yüzüme vuruyorsunuz. Ay amanım, rüya görüyordum. Ne tuhaftı. Bir dakika. O çimenlikten çok ilham aldığımı hatırlıyorum. Benim biraz resim yapmam lazım. Ve bunun için bana aynen rüyamda gördüğüm gibi bir madeni para lazım. Yazlı kalemim de hazır olduğuna göre artık çizimime başlayabilirim. Parayı tuvalin üstüne koyup böyle çevresini çizmem lazım. Sonra ortaya bundan 3 tane ekleyip böyle birleştireceğim. Bu benim koyun yüzüm olacak. Minik burnu ve ağzı çok sevimli. Şimdi yanaklarını pembeleştirelim. Çok şeker. Bu resmimden çok memnunum. Hadi gel geriye. Şimdi bu eserimi açık artırmaya çıkarmam lazım. Kim bu koyun sürüsüne teklif vermek ister? Aha evet. Bu tür bir esere ofisimde kesinlikle ihtiyaç var. 100 bin dolarlık bir teklif yapıyorum. Oo, inanılmaz. Bu çok büyük para. Tamam, sattım o zaman. Tablo, şapka ve yelekli beye gidiyor. Bu yaptıklarımı hiç beğenmiyorum. Tamamıyla çöp bunlar. Ama bunun hiç anlamı yok. Burası çok ilham verici bir yer. Evet, ben de anlamadım. Bir dakika. Sanırım ne yapılması gerektiği hakkında bir fikrim var. Hadi sen benim resmimi yap. Olmaz, almayayım. Bunu yapmak istemiyorum. Anladım. Sen bilirsin. Benim resmimi yapmak için fazla yetenekli olduğunu sanıyor. Vay canına bak, orada bir adam peyda oldu. Selam. Evet, buraya gelmek için sihir kullandım. Sizinle tanışmak güzel. Bir dakika, bende sizin için bir şey var. Abrakadabra. İşte gördünüz mü? Bir hazine sandığı. İçinde ne olduğunu görmeye hazır mısınız? Tada! İçinde bir robotla bebek var. Çok şirin. İşte böyle. Merhaba Bay Robot, merhaba bebek kız. Bu olanlardan çok ilham aldım. Drama. Aşk. Aman tanrım. Bir de öpüşüyorlar. İşte ilham geldi. Parmaklarımın üstüne böyle bir kalp çizeceğim. Güzel görünsün diye içini de böyle dolduracağım. Diğer tarafı ve parmağı da boyamayı unutmamalı. Pekala, şimdi siyah renk kullanıp birkaç noktaları ardından gülen yüzde kolları yapalım. Çok şirin oldu. Birbirlerine çok aşıklar. Birbirlerini kucaklıyorlar ve çok seviyorlar. Bakın. Çok hoşlar. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Havadaki bu aşk elektriği bana ilham verdi. Tamam. Ben de kendi eserimi yapmak için ilham aldım. Hem kurşun hem de gazlı kalemi kullanarak bir kalp çizeceğim.
Ve şimdi üstün ve altın içini kurşun kalemle dolduracağım. Sonra da gölgelemeleri yapacağım. Ortasının karanlık üstün daha açık tonda olmasını istiyorum. Şimdi düz bir çizgi için cetvele ihtiyacım var. Çizgiler ve cetvel bu maket bıçağı için rehberim olacak. Şimdi bu üst çizgiden kesmem gerekiyor. Sonra kalbin üst kısmını böyle kesiyorum. Yarısını kestim. Şimdi sıra diğer yarısında. Pekala, şimdi kağıdın üst kısmını böyle alabilirim. Sıra buraya bir gölgeleme yapmakta. Çok olmasına gerek yok. Az bir şey lazım. Sonra yumuşak bir efekt için bununla rengi yedirmem lazım. İşte oldu. Güzel ve pürüzsüz görünüyor. Bak, benimki de şimdi bitti. Çok güzel ufak bir kalp oldu. Ne düşünüyorsun? Vay canına. 3 boyutlu görünüyor. Bunu mutlaka sihirli adama göstermeniz lazım. Bir dakika. Nereye gitmiş? Ortadan kaybolmuş. Önce bir anda ortaya çıktı. Şimdi de sırra kadem bastı. Ne? Her neyse. Ohoho! Bu bir kuş sesi. Ve de ilk resim meydan okumanız. Düşünelim. Ah, şalımdan bunu aldım. Bu benim için o kadar zor olmamalı. Ne? Yoksa bu sandığım şey mi? Ah, git şuradan seni şapşal kuş. Bu da bana avantaj sağlar. Hatta bana üstünlüğü verecek şey de elimde. Bu nasıl buraya girdi? Ha, neyse, ne diyordum? Ha? Kötü bir şaka mı bu ya? Ah, tamam, sonunda. Eşyalarım. Of, harika. Sıkıcı bir kitap daha. İşe yaramaz. Dalış gözlüğümü. Bunların hiçbiri işime yaramaz. Aa, bu formüller de ne? Sanki birini anlayabiliyorum da ama tekrar düşündüm de sayılar işime yarayabilir. Vücudunu oturttuktan sonra şurada birkaç sihirli sayı kullanabilirim. Kafasında da kullanılır. Kuşa benzemeye başladı değil mi? Renkler girsin de öyle gör. İyi misin bakalım cici kuş? Sana güzel zarif tüyler yapalım. Gökkuşağı renklerinde olsun. Bitti. Ne düşünüyorsunuz? Numaraları görebiliyor musunuz? Çarpıcı. Ya siz? Ah, benim burada biraz hava kötüydü. Bu kadar yapabildim. Oh, yokum. Bu turu sen kazandın Annie. Hey, yaşasın. Bana mı? Teşekkürler. Bu koşullar altında çalışamam ki. Böyle olacağını düşünmem gerekirdi. Oh, sıradaki turumuz geldi, çattı. Ah, elma nasıl yapılır çok iyi bilirim. Nasıl başlayacağımı da biliyorum. Burada kilit nokta mükemmel bir daire. Peki ya sapını nereye koyacağım? Daire bütün kağıdı kapladı. Başa döndük. Bana biraz ilham lazım. Bir dakika, mükemmel bir elma gördüm. Onun da dikkati dağınık gibi. Gidiyorum. Görevimiz elma, tam gaz başlasın. Hazır ve nazırım. Temiz ve dikkatlice kesersek tamam. Ha? Eni ne yapıyor? Bırak şunu, otur yerine. Oh, pardon. Of ya, çok da yakındım. Ben de bildiğim gibi çizerim. İngilizce elma kelimesi gibi. Kolay yani. Bir dakika. Kelimeyi 5'e bölersem ya da elmayı diyelim. Sonuca bir adım daha yaklaşırım. Evet, şimdi de daha büyük bir 5 yapalım. Tek rakamla bir elmanın yarısının yapılabildiğini kim bilebilirdi ki? Bir rakamla başladığımız belli bile olmuyor. Özellikle de içini doldurunca. Renkleri doğru bir şekilde karıştırınca ortaya çıkıyor. Aa, sapını da unutmayalım. Biraz gölge yapalım. Ve birkaç fazladan detay. Bu şey yenilebilecek kadar güzel duruyor. Katılmıyor musunuz? Tada! Bitirdim. Ben de. Ah, çok gerçekçi. Ve bayağı iyi, sade. Yani kazanan oldukça bariz. Tebrikler Annie. Kazandım, evet. Gerçek bir elmam olsun isterdim. Ben de. Aa, birileri bunu yiyip bitirmiş bile. Neyse ki benimki sağlam.
açmak istiyorum. Olmaz, inanamıyorum bak. Ne, hiçbir şey göremiyorum. Buna sahiden inandın. Bu en eski numaralardan biridir. Ha? Nereye gitti? Uyuklarsan kaybedersin. Aa, boya. Bu eğlenceli olacak. Ay hadi. Ortadan kayboldular. Ama çok tuhaf. Chris, boyamı çalmışsın. Öyle oldu. Başın büyük belada. Kesin şunu. Bu tek boynuz zaten, sorunu ne? Bu yeni göreviniz. Oh, ağırmış. Karpuz çizeceksiniz. Bunlarla pek bir şey yapamam. Boyayı uzat. Sihirli kelimeyi söylemedin lütfen. Şimdi sanat eserimi ortaya çıkaracağım. Parmağını mı kullanıyorsun? Sanat fırçadan değil, gönülden çıkar. Evet evet, neyse. İçimde kötü bir his var. Acaba Chris'in resmi nasıl gidiyor? Ne yapıyor? Belki o kadar da kötü olmaz. Sen bana bakma. Aa, bunu nasıl yaparsın hey? Sakin ol, azıcık kaldım. Fırçayı noktaların üzerinde gezdiriyorum ve yarım bir daire yapıyorum. Bu iki renk bir karpuz dilimi gibi görünüyor. Şimdi gerisini yapayım. Bu karnım acıktırdı. Bitti. Şşt, beni engelliyorsun. Hey, süre doldu. Nasıl buldun? Aa, bu bir yelkenleme. Karpuz meydan okumasını Luna kazanıyor. Oh, üst üste iki kez. Aa, çok lezzetli bir atıştırmalık. Sahiden güzel görünüyor. Sen ister misin? Evet, lütfen. Bu en iyisi. Ha? O kadarcık mı? Değerini bileceğim.